Elimde tutmakta olduğum bu akıllı telefon tam 15 dakikada tam şarj olabiliyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız. 120 wattlık hızlı bir şarja sahip bu akıllı telefon. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G isimli oldukça uzun bir isme sahip bu akıllı telefonu gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Biliyorsunuz kanalımı büyütmeye çalışıyorum ve bu noktada sizlerin desteğine sonsuz ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden videoyu izlerken yorumlara bir düşüncenizi bırakırsanız, kanalıma abone olursanız ve bu videoyu da beğenirseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Bütün inceleme videolarımda olduğum gibi yine bu videoda da sizlere telefonun aslında ilk olarak olumlu detaylarından bahsederek sonrasında derinliklerine doğru inmek istiyorum. Elimde tuttuğum bu akıllı telefon isminden de belli olacağı üzere 5G destekli bir cihaz arkadaşlar ve JBL'in ürettiği özel bir stereo hoparlör sistemiyle geliyor. Buradaki stereo hoparlörleri gerçekten çok beğendim. Yani normalde buraya bir işte Doga falan konulduğunda aslında çıktı çok da böyle iyi olmayabiliyor. Ancak bu akıllı telefonda tam olarak üstündeki logonun hakkını veren bir ses sistemi var. Gerçekten beğendiğim bir ses sistemiyle birlikte bizlerle buluşuyor cihaz. Ve 120 wattlık, yani ne kadar size anlatayım bilmiyorum ama yani 15 dakikada tam şarj olabilen bir akıllı telefon hakikaten çok iddialı ve etkileyici. Onun detaylarına değineceğim sizlere ama bir de ekran tarafına baktığımızda 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızına sahip bu akıllı telefon. Tabii ki paneli de AMOLED yapıda arkadaşlar. Şimdi genel olarak buraya kadar geldim. Bir de IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor bu cihazda. Cihazın fiyatı ortalamanın biraz üstünde. Bana göre artıları var, eksileri var. Onları da video boyunca değiniyor olacağım. Ama isterseniz şu kutu içeriğiyle de bir devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi kutu içeriğine baktığımız zaman kutu içeriğinden bizlere kılıf, 120 wattlık bir adaptör ve tabii telefonun kullanım kılavuzları yanı sıra bir de telefon karşılıyor. Ancak burada benim ufak bir yorumum var. Kutu biraz elime ağır gelmişti ilk elime aldığımda ve o ağırlığın aslında en büyük sebebinin içerisinde bulunan adaptör olduğunu da kutuyu açtıktan sonra gördüm. Adaptör gerçekten bir tık ağır, yani o 120 wattlık bir adaptör hakikaten ağırlığı da bizlerle buluşturuyor. Şimdi ekranla devam edelim isterseniz. Ekran 120 Hz'lik bir yenileme hızına sahip ve 6.67 inçlik bir panel sevgili arkadaşlar. Full HD Plus çözünürlüğüyle geliyor bu ekran paneli ve AMOLED bir panel videonun girişinde sizlere söyleyeyim. Ben ekran için olumlu şeyler sizlerle paylaşacağım çünkü ekranı beğendim gerçekten. Gorilla Glass 5 ile bu ekran korunuyor ve aynı zamanda HDR desteği bünyesinde var. HDR destekli videolar açtığınızda görüntü gerçekten güzel oluyor. 1200 nit'e kadar varan bir parlaklık yine bu cihazda bulunuyor. Ekran için benim yorumlarımı soracak olursanız bence ekran tartışmaya açık bir konu değil bu cihaz için. Çünkü güzel olmuş ve fiyatını da düşünsek, neyi de düşünürsek düşünelim. Bu ekranın bence genel yorumu gayet yerinde ve yeterli sevgili arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına. Cihazın içerisinde MediaTek'in Dimensity işlemci serisinden bir tanesi. Dimensity 920 modeli bir işlemci bu cihazda bulunuyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu işlemcinin detaylarını sizlere gireceğim. Ancak Dimensity serisiyle bence MediaTek birçok şeyi çözdü ki bu işlemci de o seviyede bir işlemci. Karşısına durabilecek Qualcomm'un Snapdragon işlemci modelinden de biraz bahsedeceğim sizlere. Yani bu performans tarafında sizlere bilgiye doyurmuş olacağım diyebilirim arkadaşlar. Cihazın içerisindeki bu işlemci zaten 5G destekli ki Dimensity serisinin çok büyük bir bölümü 5G destekli olmasıyla ünlü 6 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor. Bu 6 nanometrelik üretim süreci de bizlere tabii ki daha verimli pil anlamında daha verimli bir cihazı da buluşturuyor. İyi bir performansı var hani cihaz. Kötü değil ve bunun karşısına konabilecek işlemci modellerini birazcık araştırdım. Snapdragon 778G modeli bir işlemci var. Çokça gördüğümüz bu seviyedeki cihazlarda bir işlemci modeli. Bu cihazla onu karşı karşıya koyduğumda günlük anlamda çok büyük farkların arada olmadığını da ben gördüm ve bunu da sizlere anlatmak istedim. Yani bu işlemci ya da diğer işlemci arasında bir acaba çok büyük bir fark olur mu gibi bir düşünce içine giriyorsanız bence girmeyin çünkü gayet yeterli kalıyor. İkisi de günlük hayatta gayet işlerinizi yapabileceğiniz işlemciler. Keza bu cihazın içerisindeki işlemci de fena değil. Fiyat seviyesi ve cihazın seviyesi sebebiyle bence güzel, orta üst seviye diyebileceğim bir telefon bu telefon. Orta seviye demek tabii ki uygun değil bu cihaz için. İçerisinde bulundurduğu teknik detayları sebebiyle. Gelelim işin RAM ve depolama tarafına. Cihazda 8 GB'lık bir depolama var. 3 GB'da bir sanal RAM bulunuyor depolamadan alabildiği. Bunlar güzel detaylar. Dar boğazlar gibi durumlarda cihazı destekliyor ve olumluya götürüyor performansı ve telefonda bir de 128 GB'lık depolama bulunuyor. Eğer isterseniz micro SD kartla burada depolamayı artırabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Çift SIM kartlı ve bu çift SIM karttan bir tanesinden
feragat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İkisini birden kullanamıyorsunuz. Micro SD kart kullanmak isterseniz üçüncü girişi koymamışlar. Bu arada hazır performansı anlatırken sizlere şunu da söyleyeyim. Telefonu kutudan ilk çıkardığımda bendeki cihazdan da kaynaklı olabilir ama Android 11 ile çıktı arkadaşlar. Eğer sizler cihazı çıkardığınız Android 11 yüklü olursa telefonunuzu güncellemenizi sizlerden rica edeceğim. Çünkü güncellediğinizde MIUI 13 ve Android 12 de cihaza yüklenmiş oluyor. Ve gelelim kameralarımıza. Kameralarımızda enteresan durumlar var. Fotoğraf anlamında başarılı işler ortaya çıkartabilen bir akıllı telefon Note 11 Pro Plus 5G arkadaşlar. Çünkü bu cihazın kamerasında, ana kamerasında 108 megapiksellik gayet iyi bir kamera bulunuyor. Bu kamera hani hakikaten gün ışığı altında sizleri asla üzmeyeceğini düşündüğüm gayet güzel görevini yerine getiren f1.9 diyafram aralığı sahip. Keza gece çekimlerinde de dikkatli çekimler yaparsanız, uzun pozlama gibi, gece modu gibi vesaire bu modları kullanırsanız yine güzel işleri bizlerle buluşturan bir ana kamera sevgili arkadaşlar. Ancak video tarafında OIS desteği ile alakalı bir teknik bilgiyi bulamadım ve ben kendim açıkçası videolar çektiğimde, ki iyi bir sabitleme var bence. Yani OIS yok ama herhalde EIS var. Yani elektronik olarak görüntüyü sabitliyor. Fena sonuçları bizlerle buluşturmuyor ki zaten bu akıllı telefonun video anlamında çok büyük bir iddiası yok. Daha çok fotoğrafa odaklılar. Fena da işler çıkarmıyor anlamda. 8 megapiksellik bir ultra geniş açılı kameramız var. F2.2 diyafram aralığını bünyesinde bulunduruyor ve 120 derecelik çekimler yapabiliyor bu kamera yine. Ultra geniş açılı kamera yani fena değil arkadaşlar. Biraz daha iyi olabilirdi ama fena değil seviyede. 2 megapiksellik bir makro kamera yine cihaz görev yapıyor. Bu 2 megapiksellik makro kamera ise bence çözünürlüğü sebebiyle sizleri üzecek bir kamera. Keşke bu makroyu en azından 5 megapiksel yapsalarmış. Daha efektif kullanabilirdiniz. Daha çok işinizi görebilirdi. Yani ben özellikle 2 megapiksellik makro kameraların tamamen var mı var denmesi için konulmaya baş. Çünkü bence öyle arkadaşlar. Sonuçlar da onu bizlere gösteriyor çoğu zaman. Kameralar için şöyle bir özet geçeyim sizlere. Işıklar güzel olduğunda güzel sonuçları bizlerle buluşturuyor. Bazen renklerde ufak tefek böyle sapmalar olabiliyor. Ancak tabii şunu söyleyeyim. Işık azaldığında genelde telefonlardaki o düşen performans bu cihazda biraz daha az hissediliyor. Daha iyi sonuçları bizlerle azaldığında. O da tabii ki kamera sensörleri ve kameranın bizlere getirdiği güzel sonuçlarla, yani teknik anlamdaki doluluğu sebebiyle getirebildiği güzel sonuçlarla doğru orantılı. Dolayısıyla sizlerin beğeneceği bir teknik anlamda kameralarla bu cihaz bizlerle buluşuyor. Ancak sadece ana kamera için söylediğimi de tekrardan söylemek istiyorum. Çekim modlarıyla bence mutlu olursunuz. Güzel çekim modları var kamerada. Yani çekim modları sizi tatmin edecektir diye diyeyim. Sizlerin de işini görecektir diye düşünmekteyim. Video performansına baktığımızda ise 4K 30 FPS, 1080p 30 veya 60 FPS kayıtlar yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada da yine ışığa dikkat etmelisiniz. Işıkla doğru orantılı olarak çektiğiniz videoların sonuçları değişebilir. O yüzden hem videoları çekerken gözünüz açık olsun, hem de fotoğrafları çekerken gözünüz açık olsun arkadaşlar. Ön kameramızda 16 megapiksellik bir kamera bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kamera bence fiyat seviyesiyle bu cihazın hani durumunu karşılaştırdığımda beni bir tık böyle düşündürmeye de itmedi değil. Çünkü ışık azaldığında burada biraz yani oldum, böyle arada kaldım gibi oldum. Dolayısıyla sizlerin de ön kameradaki beklentisini çok yüksek tutmak istemiyorum. Arka kameraya sağlanan o güzellikler ön kamerada bir tık daha düşük kalmış olabilir. Hani burada cihazı kötülemek için söylemiyorum, onu tekrar söyleyeyim. Sadece sizlerin beklentilerini hani dengeleyebilmek için bunları size anlatıyorum. Cihazın içerisinde 4500 mAh'lik 120 Watt'lık bir hızlı şarj desteği bulunan ve bu adaptörü de kutusundan çıkartan bir cihazda pil bulunuyor. Yani böyle anlatırken bile ben şey oldum ama cihaz bu sırada muhtemelen %10 falan şarj olmuş olurdu. Birini takmış olsam şarja. İnanılmaz hızlı şarj oluyor. Yani böyle bir şarj hızı yok diyeceğim ama daha hızlısını gördüm. 240 Watt'ı da gördüm. Ama 120 Watt artık böyle satın alınabilir bir şekilde bizlere kadar ulaşmış olması bence çok güzel. Ve bu cihazda da böyle bir şeyin bulunuyor olması sizler için çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Cihazı sıfıra kadar boşalttım bu arada. %100'e kadar da şarj ettim. Bu sürenin yaklaşık 16 dakika ile 17 dakika arasında sürdüğünü sizlere söyleyeyim. Ama şöyle bir senaryo düşünün. Cihazınızı şarja takmayı unuttunuz. Sabah evden çıkacaksınız. Telefonunuzun şarjı %30. Siz hazırlanana kadar bunun her türlü şarj olma ihtimali var. Yani 2 dakikada herhalde hazırlanmıyorsunuzdur ki 2 dakikada bile cihazı şarj etseniz yine sizi baya baya götürebilir. %50'yi, %40'ı falan bulursunuz yani o süre zarfla. Dolayısıyla bu cihazın hani hızlı şarj anlamında olaydan etkilenmemek mümkün değil. Bu arada bu yüksek hızlı şarj sebebiyle bir cihazda ısınma olur mu vesaire diye düşünenleri aydınlatmada bulunayım arkadaşlar. Cihazdaki bu hızlı şarj bir özel soğutma sistemiyle dengeleniyor ve herhangi bir ısınmanın önüne geçiliyor bu akıllı telefonda. Ben herhangi bir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Özellikle şarj olur. Yani orada bir korkacağınız durum da yok. Bence bu telefon fiyatı sebebiyle sizi
sizleri arada bırakabilir. Çünkü hani burada bazı eksiler var sizlerle paylaşmak istediğim. Cihazın ekranı tartışmaya kapalı vesaire dedim sizlere ama şimdi AMOLED bir panel ve bu panelde bir ekrandan parmak izi okuyucu bence olabilirdi. Ancak yok. Burada kilit tuşun üzerine konumlandırılmış parmak izi okuyucu. Evet çok hızlı çalışıyor. Gayet performanslı çalışıyor bu arada. Hani sizi mutsuz edecek bir parmak izi okuyucu değil. Ama AMOLED bir panel, yani neden yok bu, onu anlamış değilim. Hatta AMOLED panel sayesinde sizlere burada bakın şu anda da gördüğünüz gibi böyle güzel güzel Always On Display animasyonları vesaire bunlar da sunulabiliyor. Ama ekrandan parmak izi okuyucu ne yazık ki yok arkadaşlar. Bu beni birazcık üzdü. Kamerada kimi zaman yaşanan problemler de bana göre bir tık eksi gibi geldi. Ama hani şarj hızı olsun, malzeme kalitesi olsun, ses yüksekliği ve ses kalitesi olsun beni tavlamayı da başarmadı değil, o açılardan hoşuma da. Özellikle bu akıllı telefonda oyun oynamak bayağı keyifli oluyor gerçekten. Çünkü ekranı yüksek indirim hızına sahip, sesi keza aynı şekilde çok iyi ve şarjınız bittiğinde çok hızlı bir şekilde telefonu tekrar şarj edip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bunlar da önemli artıları. Xiaomi tarafına baktığımızda bu akıllı telefonun satış fiyatı 11.000 TL bandında ama piyasada böyle 9.500-9.800 bandında yine satın alınabiliyor. Ben hani onu daha çok baz alıyorum. Piyasada bulabildiğimiz fiyatı baz alabiliyorum. Nasıl buldunuz bu akıllı telefonu? Ne düşünüyorsunuz hakkında? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Ben zaten sizlere artısını eksisini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım her zaman olduğu gibi. Sizlerin yorumları da benim için sonsuz değerli biliyorsunuz. Cihaz hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu da bolca beğenip bir de bana bir abone olursanız çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın, sizi telefonla selamlıyorum.